Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle 6. turda oynanan Kıvanç Haznedaroğlu, Ateberk Eren arasında oynanan maçı inceleyeceğiz. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Bu maçı kesinlikle incelemenizi isterim. Konumsal anlamda çok öğretici bir maçlar oluyor. Bu arada daha önceki videolarımızda e, ismimi de videoda söylememi isteyenler olmuş. Bunu dikkate aldık. İsmim Turan Şevki Köker arkadaşlar. E, Facebook adresimden de bu paylaşımları <laughs> yapıyorum isteyenler Facebook algoritma de, de arkadaşlık isteği atabilirler. Oradan da takip edebilirler arkadaşlar. ATF3, D5, B3, C6, fil B2, fil F5. Evet. E, ee, Nimzo Larsen dediğimiz bir sisteme giriyor siyahlar. Ee, G3, E6, fil G2. Çift fiyen sistem. Arkadaşlar bunu özellikle son zamanlarda Hikoran Nakamura oynuyor. Çok meşhur etti bu açılışı. Uzun vadede bir hafif de olsa iki tarafta doğru oynarsa beyazlara hafif de olsa bir avantaj veriyor. At D7, D3 At F6 oynandı. E pardon H6 At BD2, At F6 oynuyor. At G, 6 Kısa rok. Fil C5 E4 e 4de de D çarpı e Burada arkadaşlar fil H7'de oynanabiliyor. Onu da ben size bir kısaca göstermek istiyorum Fil h 7ye E5 At G8. Vezir 2 Burada at E7 şeklinde de oynanabiliyor. böyle bir devam yolu da var. Ama burada siyahlar D4, D4 bir devam yoluna gitti arkadaşlar. Burada at çarpı E4 olur. Alırsa at E4, fil E4'ten fil çarpı G7 ile devam ediyor. Bu da çok iyi devam yolu değil. File 7 oynadı. Vizir E2. Vizir E7. E5. Evet şu an beyazlar merkezde. Piyon ilerletti. E4 karesi artık at için çok ideal. D6 karesi. Zayıf bir kare. Buraya yönelmek isteyecekler. Burası siyah beyazlar için alan avantajından dolayı hafif de olsa bir üstün diyebiliriz. At D5'e. C4. At B4. Ben bu hamleyi arkadaşlar maçta şüpheli buldum. Çünkü beyazlar burada zaten A3, B4 şeklinde ilerlemek istiyor. Yani kanat piyonlarını ilerletmek istiyor bu sistemde. Daha sonra B5 sürerek özellikle bu filin çaprazını açmak istiyorlar. Şimdi at B4 giyince biz tempo ile sürdürtmüş olacağız siyahlı olarak. O yüzden ben burada at C7 hamlesini A3'e şimdi A5 oynama fırsatı vermek gerekiyor. Çünkü aksi takdirde rakip B4 sürer. A3'ten sonra ciddi sıkıntılar olabilirdi. A5'e AT4 kısa rok ka, pardon e, ee, kısa kale FD1 fi çarpı E4 vezi çarpı E4 kale 8 kale FD8 burada bu konumda oynanabilecek bir konumdu ha, yine beyazlarım yine bir avantajı var alan avantajı var özellikle burada yine beyazları tercih ederdik ama at B4'ten sonra şimdi AT4 oynadı Kıvanç abi direkt e, güzel bir hamle. Şimdi C5'i istedi. D6'yı e, D6'ya yönelmek istiyor. Bu filin eğer kırışmalardan sonra özellikle bu fili çaprazını açmak istiyor. E, fil E4, vezir e sonra arkadaşlar tabi şu an beyazlar bir fil çifti kazandı. Özellikle bu çapraz bu tür oyunlarda İngiliz vari red sistemlerinde çift filen çatı sistemlerde arkadaşlar uzun çaprazları eee Kontrol eden filleri kesmek lazım. Özellikle atmak kesiyorsa çok da avantajlı. Ama fillerle değişme şansımız varsa o da iyi. Ee, ki bazen bu file kale bile veriliyor arkadaşlar. O kadar e, önemli file. Ki biz burada alternatifsiz bir şekilde bu çaprazı şu an e, zayıflatmış olduk. A3 B4 ve bu çaprazdan ilerleyecektir. Yani buraları zayıflattığında beyazlar avantaj elde edecek. A5'e A3. Şimdi ata 6 oynadı burada Ataber gelen vezir g4. Evet. Alan avantajı varsa arkadaşlar. Şimdi e5 karesi de bir piyonumuz var. Şu an atf6 gidemiyor. Beyazlar yine at d2 at 4 planı yapabilir. Ve vezir e vezirinden şah kanadına bir atak başlatacak. Kısa roka at d2. F5 evet artık at 4 getirtmesi, getirtmemesi gerekiyor. En azından zorlaştırması gerekiyor. Ef6 atf6. Baktığımızda şu an için en azından e g diye bir koruma getirdi. Ama e6 piyonunu çok çok zayıflattı. Şimdi vezir E2, fil E3 temaları olabilir. E6 piyon artık beyazlar için bir hedeftir arkadaşlar. Vezir E2, kale AD8, at F3. Bir diğer planda atın E5'e koyacak. Çünkü özellikle bu fili çekip daha sonra at C5, pardon fili böyle çekip at C5 gelip D3 karelerine falan yönelmek istiyorlar. O yüzden at 5 ile d3 kontrol etmek daima iyi. Özellikle bu piyonda sabitlememiz gerekiyor. At g6 manevralı olabilir. O yüzden at e5'i burada iyi olarak görüyorum. Kale f e8'e de vezir c2. Evet şu an beyaz karelerin zayıflığını özellikle g6 karesine yönelmiş durumda. Bu kareyi vezirle kontrol edecek. Devamında at e5 gelecek. Burada dediğim gibi beyazların üstünlüğü var. Konumsal anlamda üstünlüğü var. Fil B6'ya, fil C3. Evet, fil C3'ün amacı da arkadaşlar B4'ü sürebilmek doğru zamanda. Vezir kanadındaki piyonları hareket ettirmek istiyor. At C5'e, AT5, At, at D7'ye, At G6. Evet, bu da güzel bir hamle bence. E, şu an vezir istiyor. Zayıf kaleye oturdu vezir C5'e. Vezir E2. Vezir F5'e de AT4. Şu an e, vezirini G4'e gelirse zaten ki bu hamle yapıldı. Fil bir atak yapan taraf arkadaşlar Mümkün mertebe taş değişmemesi lazım Vezir oyunu tutmak arkadaşlar bu konumda daha iyi olabilir Vezir G5'e de B4 B4 hamlesi de güzel bir hamle Şimdi artık A at F8'e kale a1 A 1 A B4 A 4 fil C7 Evet şu an B C5 sürüşlerini durdurdu Ama C5 aslında B, 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 siyahlar da isteyebilir Çünkü atı D5'e koymak isteyecek yani bu da onun için çok da kötü olmaz. Kale F'e bir E6'ya bir baskı var. At E7'ye diye B5 oynadı. Vezir C5 devamında fili B6'ya gelerek belki bu çaprazdan bir baskı yapmak isteyecek. Vezir B2. Kale D1, kale D1. E5. Evet şu an E piyonu ilerletmek istiyor. Devamında E4 yapmak istiyor ama özellikle bu çaprazı kapatmak için yapılan bir hamle bu. B çarpı C6, B çarpı C6, fil B4'e, vezir B6, C5'e. Arkadaşlar burada açıkçası ben maçta bunu yerse ne olur diye incelemedi değilim. Vezir çarpı C4 alınca arkadaşlar burada fil E2 oynayacağını tahmin ediyordum maçta. Burada yine özellikle fil çifti var. G6 karesi zayıf, buz çapraz zayıf. Burası çok tehlikeli olacağından dolayı yani bu da çok bir şey kazandırmayacaktır. E, siyahlara c5'e vezir b7 vezir a2 şah e8 e, artık bu çapraz tamamen zayıf beyaz kareler çok zayıf ve vezir f7'den sonra arkadaşlar e, beyazlar yine çok aktif konumda devamında atı f5'e getirip g7'den mat isteyecekler at f6'ya at f5 at e6 at d6 yine güzel bir hamle çatal atıyor şu an bundan alırsa arkadaşlar Fi çarpı D6'ya Vezir çarpı B7 gibi bir hamle var. O yüzden burada e, At G5 oynuyor. At G5'e Vezir E8. At E8'e de At B7 oluyor. Ve burada devamında At F3 kaliteye geri kalıyor. E, Şak G2, At D4'e Fil C3 güzel oluyor. Artık taşları değişip kalite önünde maçı kazanmak istiyordu Kıvanç abi. At B4, At B5 oynayınca da fil çarpı E5 çok güzel bir şekilde oyunu bitiriyor. Çünkü eğer file e5 alınırsa da kaleye e1'den sonra bunu kaçsa bunu alacak. Bunu kaçsa e8'i kaçsa e5 alacaktı ve çok rahat bir şekilde kazanacaktı. Evet gerçekten çok öğretici bir oyun. Ee, oyunun başından sonuna kadar inisiyatifi hiçbir şekilde rakibine vermedi. Kıvanç abi ve çok yine konumsal anlamda çok güzel öğretici bir oyun oynadı. Ee, diğer turlarda da iki oyuncumuza yarışan tüm arkadaşlarımıza abilerimize başarılar diliyoruz. Evet. bu turda arkadaşlar dediğim gibi çok yine öğretici bir maçtı. Bu onu paylaşmak istedik. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler.